öylece yatıyor. Hep düşünüyor. Gece. Zaman her şeyin ilacıdır. Korkutuyor beni anne. Yani ağzını açsa, iki çift laf etse, bağırıp çağırsa, acısını dışarı atsa. Bazısı öyledir işte. İçine hata. Merhaba Cemile Hanım. Buyurun. Sizin aranızda bir evrak var savcılıkta. Bir imzacı edeyim. Sağ olun. Neymiş o kağıt? Savcılıktan şikayet etmiştim ya. Ne yazıyor? Cemile. Şikayetimi yeterli bulmamış. Ali için hiçbir şey yapmayacaklarmış. Nereye gidiyorsun Cemile? Savcılığa. Ha ben de geliyorum. Anne nereye? Bizim babaannenle bir işimiz var oğlum. Sen abinle otur, tamam mı? Hadi kızım, hadi. Terbiyesizlik. Kapıyı çalsanıza. Bana bunun hesabını ver savcı bey. Bu ne biçim konuşma? Bu ne? Aç, aç oku. Burada yazmışız işte. Şikayetin mesnetsiz. Her şikayete dava açacak olsak, memlekette adam kalmaz. Mesnet olması için ne olması lazımdı? Al işte, burada yazıyor. Hiç şahidin yok. Alay mı ediyorsun sen benimle be? Ben tecavüze uğrarken şahit mi tutacaktım? Bana bak hanım, sana müsamaha gösteriyorum ama benim savrumu zorlama. Senin hakkında işlem yaparım, devletin savcısıyla böyle konuşamazsın. Ben bu devletin vatandaşıyım. Sen benden yana olmak zorundasın. Ben haksızlığa uğradım. Mağdurum ben. Hanımefendi, haklısınız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Ama kanun var, nizam var. Biz kafamıza göre hareket edemeyiz ki. Hem şahit yok. Olayın üzerinden neredeyse 2 ay geçmiş. Siz daha sonra gelip şikayette bulunmuşsunuz. Kolay mı sanıyorsunuz? Tek başına dul bir kadınım ben. İnsan hatırlamak bile istemiyor. Anlatmak, şikayet etmek kolay mı? Ancak kendime geldim. Kanun bununla ilgilenmez. Tecavüze uğradığını söylüyorsun. Ama nereden belli? Şahit yok. Bir tek senin beyanın var. Şikayetçi olduğun adam da inkar ediyor. Kanun ne yapsın? Ali inkar mı ediyor? Böyle bir şey yok diyor. Yanlış anlama hanım. Kimden olduğunu nasıl ispat edersin? Bunu kim, nasıl anlatır? Ben bu durumda nasıl dava açarım? Neye dayanarak? Delil yok, şahit yok, itiraf yok, ispat yok. Thank you.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.